Kayserispor Ankaragücü maçı öncesinde maça doğru programında beraberiz. Konuğumuz her zamanki Meriç abi. Meriç abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi günler, iyi pazarlar. Tabii oldukça zor bir maçın arifesindeyiz. Göztepe ve Bursa yenildi ve Ankaragücü Kayseri deplasmanında. Abi öncelikle ne demek lazım? 11'ler de belli. İstiyorsan öncelikle 11'i mi verelim abi? Evet, bir öncelikle 11'i oku istiyorsan ekrandan. Ezberden mi okuyacağız? Geçen hafta aynı. Sadece Kanteros ve Orgin'in yerine Molin ve Sadeyev 11'de. Yani kaleci Altay, sağ bek Kisuyu, stoperler Pazdan, Kulisic, Pinto, ortada Sedat, Dije. Sağ tarafta Sako, sol tarafta da Boyd var. Ezberlenen bu 11. Sadece Kanteros ve Orgin'in yeri değişti. Evet, onlar bir haftalık dinlenmeye geçtiler. Geçen haftaki maçta gördükleri kartlar nedeniyle aslında olabilecek eldeki 11'lerin içindekini en mantıklısı diyebiliriz. Yani başka ne alternatif olabilirdi? Kanteros yerine oyun kurucu türde başka da oyuncu yok yani. Skaryo'nun biraz sakatlığı vardı abi. Diye öne çıkarıp belki İlhan Parlak'ı arkaya ön libero gibi alabilirdi. O da olabilirdi. Ya tabii Mustafa Kaplan'la yaptığımız son görüşmelerde Kayserispor'un oyun planına göre bu 11 düzenleyeceğini söylemişti. Tabii Kayserispor da çok güçlü bir takım. Yani kendi sahasında yenilmiyor. Başakşehir'de de son dönemde ciddi zorluklar çıkarmıştı. Son saniyede yediği penaltı golüyle Başakşehir'le 1-1 beraber kalmıştı. Yani gerçekten Kayserispor evinde iyi. Hocası da zaten bizim yakından tanıdığımız. Türkiye'nin en iyi hocalarından biri. Ankaragücü'nde daha önce 3 dönem çalıştı. Evet. Tabii geçen hafta oranla bu hafta arasında ne gibi eleştiri yapmak lazım? Geçen hafta neyi yanlış yapmış da bu hafta doğru yapmalı? Şimdi öncelikle tabii Ankaragücü'nde 3 dönem çalıştıydı. O şükran duygusunu belirtmekte de yarar var. 3 kere düşmek üzere olan takımı aldı, ligde bıraktı. Hele üçüncüsünde yani yöneticisi, başkanı falan hepsi, taraftarı hepsi artık düştük diyorlardı. Öyle bir mucize. Son 9 haftada 5 galibiyet. Evet, yani Hikmet Hoca gerçekten motivasyon konusunda, hocalık konusunda Türkiye'nin en iyilerinden biridir. Ama yöneticilerle biz de anlaşamıyoruz zaten genelde. Yöneticilerle çok anlaşamıyor. Bir süre sonra işler kopuyor gidiyor. İşin birinci sorun, birinci yorum tarafı bu. İkinci yorum tarafı Ankaragücü'nün bu maçta neleri yapması gerektiği, nasıl oynaması gerektiğiydi yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü ben konunun birinci kısmına odaklandığım için. Evet. Şimdi Kayseri'nin özellikle Hikmet Hoca'dan sonra gösterdiği performansa baktığın zaman bir kere çok mantıklı olman, deliler gibi saldırmaya çalışmaman, defansı çok sağlıklı ve diri biçimde tutman. Fenerbahçe maçında yaptığın gol öncesi, Hasan Ali'nin golü öncesi yaptığın hatayı hiç yapmaman gerekiyor. Çünkü zaten futbol hatalar oyunu. Çok basit hata. Yani orada sağ bek, Yunanlı sağ bek adamını kaçırdı. Arkada kulis için hemen gelip orayı kapatması gerekiyordu. O santrfora mı bakayım, soldado'ya mı bakayım, öbürüne mi gideyim çelişkisini yaşarken Hasan Ali gitti vurdu, gol yaptı. Yani orada tabii biraz risk almak ve işi daha tehlikeli olan yöne yönelip kapatmaya çalışmak vardı. Kulis gibi tecrübeli bir adamın da aslında bunu yapması beklenirdi ama olmadı. Aslında Fenerbahçe takımın karşısında alınacak bir galibiyet Ankaragücü'nün bugün maça çok daha rahat, çok daha sağlıklı bir kafayla çıkmasını sağlardı. Hoş tabii Bursa ve Göztepe'nin yenilmesinin ardından bir de Erzurum Akhisar'ın kendi alanında oynadığını hesap edersek Ankaragücü'nün Kayseri maçında, Kayseri deplasmanında alabileceği bir puan bile çok önemli. Galip gelirse zaten bence kümekle kalma yolunda işlerin %35-40'ını çözer. Tabii burada Bursa ve Göztepe'nin yenilmesinin ardından Ankaragücü'nün daha rahat bir şekilde maça çıktığını söyleyebilir miyiz? Yani tabii o gerginlikte mutlaka bir şeyler koparmak zorundayım gerginliğiyle çıkmayacak. Şimdi maça çıkarken bir şeyler koparırsam çok iyi olur. Artık rahatlarım, kafam rahat olur, yukarılarda olurum. Bir takım şeyleri daha rahat yaparım. Yanlış hatırlamıyorsam haftaya Konya maçı var. Konya maçına daha rahat çıkarım. Zaten bu maçta bir galibiyet alabilirse
ardından bir de Konya maçını kazanırsa Ankara Gücü takımı açısından sıkıntılı dönemin %70-80 oranında geçtiğini söylemek hatta mümkün. Hatta sıralamada farklı bir duruma daha gelmedi. Aman Ahmet, onu Avrupa bileti, Avrupa bileti gibi garip yok. Şeyler yapıyor. Sakın sen de buna çarpma. Avrupa'dan ziyade abi, hani en azından ilk 10 denebilir. İlk 10 olsun, 11 olsun, 12 olsun, Ankara Gücü takımının bence temel amacı bu sezon ligde kalmak olmalı. Yani tamam, evet, bu sezon ligde kalacaksın. Bu ikinci dönemde oluşturduğun kadroyu aynı tip oyuncularla geliştireceksin. Birazcık daha kaliteli, gelecek vadeden bir 3-4 oyuncu daha bulacaksın. Mevcut kadronun ödemelerini yapacaksın. Ekonomik maalesef sıkıntıyı ortadan kaldıracaksın. O sıkıntı da çözülemedi hala. Yani işte o sorunu ortadan kaldıracaksın. Yöneticiler o sorunları kaldırmak için orada. Yoksa yöneticiler o sorunu kaldırmıyorsa o zaman taraftarlar kendi aralarında para toplayıp kaldırırlar. Yönetimi de taraftar alır. Yani öyle bir şey olmaz. Yönetim bu işleri halletmek üzere. Yani var. Duyumlarımız kadarıyla abi ve oyuncuların galibiyet primleri ödenmiş ama maalesef aylık konusunda bir sıkıntı yaşanıyor. Yani o herhalde bu, sezon başından beri. Sezon başından beri maalesef aylık konusunda ciddi problemler var. Oyunculara aylık ödenemiyor. Oyuncuları sadece galibiyet primiyle nereye kadar ikna edebiliriz? Motive edebiliriz. Sezon sonuna geldi. En azından bu dönemi bir kaynak bularak bitirebilseydi daha farklı şeyler konuşabilirdi. Çünkü ben Antalya maçındaki oyun ile son 3 maçtaki oyun arasında biraz fark olduğunu düşünüyorum. Evet, biraz bir düşüş var. Bunun nedeni de çok açık. Yani Mustafa Kaplan elinden geleni yapıyor taktik ve teknik ama sadece teknik ve taktik öğretmek bazen yeterli olmuyor işte. Tabii çünkü işin ekonomisi var. Yani para aldığın zaman çalışmanla hiç para almadığın zamanki çalışman arasında çok ciddi farklar olur. Bu çok insani bir şeydir. İhtiyaçlarını karşılamaktır. İnsani ihtiyaçları karşılamak için ekonomik gücünün, ekonomik yeterliğinin olması gerekir. Bu olmadığı zaman da sıkıntı yaşarsın. Yani Ankara Gücü de sıkıntı yaşar. Sen de sıkıntı yaşarsın. Ben de sıkıntı yaşarım. Dolayısıyla birazcık da yöneticilerin, işi yönetenlerin işe bu çerçeveden bakmaları gerekiyor. Kendileri parasız kaldıklarında ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını düşünerek bu çocukların neler yaşadıklarına empati yapmaları ve buradan yola çıkarak bir kaynak bulma, yaratma, zorlamayla bir şekilde bir ödeme imkanı yaratmaları yani, gerekiyor. Şimdi Ankara Gücü'nde zaten şöyle bir durum oluştu. Sezonun ilk 11 haftasında 20 puan. Çok güzel. Mükemmel. Evet. Ondan sonraki 9 haftada sadece 1 puan. 1 puan. Şimdiki son 7 haftada da 12 puan. Evet. Bu dengesizliğin sebebi çok açık. Yani ekonomik olduğu bir realite. Yani motivasyon olsa hoca değişti bir kere her şeyden önce. İşte ilk devrede İsmail Hoca vardı. Sonrasında bir Bayram bir, Hoca Bayram Bektaş bir antrenman hocası olarak geldi gitti. Ardından Mustafa Kaplan işi devraldı. Belli bir takım şeyleri oturtma yolunda çaba gösteriyorsunuz ama senin de dediğin gibi eğer işin ekonomik boyutu yetersizse bir noktaya kadar götürebilirsin. Üstelik de şöyle bir sıkıntı var yani Ankara Gücü'nün bence bunca sene özellikle Mehmet Diner'in bunca sene ödediklerinden yola çıkarak ödemek zorunda olduklarından yola çıkarak bu parayı nasıl olsa ödeyeceksin. Yani işin bir de öyle bir durum var. Yani bu oyuncu işi bitip gittiği zaman ya da burada kalıp devam etse bile bir şekilde ödeme zorunluluğun var. Yani bunu sana FIFA ile ödetecek, bunu TFF ile ödetecek, UÇK ile ödetecek, bir şekilde ödetecek. Yani bunu ödemezsen transfer yasa. Aynen öyle. Bu sefer sıkıntı yaşayacaksın. Transfer döneminde transfer yapamayacaksın. Gelecek seneye eksilerle başlayacaksın. Yani bu sene bir takım şeyler yolunda gitti. Son dakikada transfer açıldı. İşte transferler yapıldı. 12 tane transfer yapıldı. Evet yani devre arasında mesela son dakika olayı olarak gerçekleşen transferler var. Onların sağladığı uyum var. Bence İşe birazcık daha gerçekçi ve mantıklı, biraz da empati katarak baktığı zaman tahmin ediyorum yönetimin doğruyu bulacağını ya da en azından doğruyu yapma amacıyla belli bir takım gerekçeleri ortaya koyup göreceğinden eminim. Aslında devre arasında transferlerin katkısı yadsınamaz. Kesin. Kisuyu, Boyd, Orgil,
İnanılmaz bir transfer politikasıyla yapılan transferler. Takıma hemen oturdu. Belli bir ve oyuncuların da belli bir kalitesi var. Evet. Erdem aratmadı ki suyu. Evet. Yeni bir El Kabir sorumlu olsa da iyi bir golcüydü, onu da aratmadı Orgil. Evet. Ve Boyd. Evet. Bu Boyd ve Kistion'un opsiyonu Ankara Gücü'nde. Kiralık geldi Ankara Gücü'ne. Evet. Bu şu an 5-10'a katladı zaten Ankara Gücü'nde değerini. Ankara Gücü burada iki oyuncunun opsiyonu alırsa gelecek sene adına çok önemli bir iş başarmış olur. Transferin bence %50'sini halleder. Kalan %50'sini de mevcut kadroda sistemin içine iyi uyabilecek oyuncuları tutmak. Pardon abi, özür diliyorum. Orgül'ü söylemedim çünkü Orgül Ankara Gücü'nde 1,5 senelik sözleşmesi var. Yani bonservisiyle alındı. Evet, yani dolayısıyla işe o pencereden baktığın zaman o transferin halledilmesi. Bence mesela Sadeyev değil mi o Çeçen Sadeyev? Evet, forvet. Bugün de oynayacak. Bence kesinlikle çok iyi forvet. Bence bugün bir şeyler de yapabilir. Herkes aklının bir kenarına koysun. Ben Fenerbahçe maçının son döneminde oyuna girdi. Ne kadar hazır, ne kadar fizik olarak yeterli, onu tam bilme şansına sahip değilim. Mustafa Hoca biliyor ama teknik olarak, kapasite olarak, top tek oyun bilgisi olarak kesinlikle çok iyi bir futbolcu olduğu ortada. Bence elbette Orgil Ankara Gücü taraftarının daha hoşuna gidebilecek, anormal hareketli, müthiş yıpratıcı bir santrfor ama Sadiev de özellikle kendisine atılan ceza alanı içinde topu ayağına aldığı zaman her an sonuç alabilecek, iş çıkarabilecek nitelikte bir forvet oyuncusu. Bence onun da üzerinde durulması gerekir diye düşünüyorum. Tabii abi, biraz önce de söylediğim gibi hep gözümüz Boyd'un üzerindeydi ama ben Kistion'u konusunda da bir artı parantez açmak istiyorum. Kistion hani yani farklı bir hani Yunan olması, farklı yolundan neden olabilir hiç olmadı. Tam tersine çok iyi oynadı ve şunu da söyleyebilirim, hani hatırlamıyorum belki sen daha iyi hatırlarsın. Ankara Gücü'nde oynayan ilk Yunan olabilir. Hatırladığım kadarıyla ilk Yunan'dı. Bir kere yani o işe biraz farklı boyutta ırk ya da milliyet boyutunda bakmamak lazım. Evet. Neden bakmamak lazım? Ben çeşitli görevlerle özellikle basketbol, futbol, boks 7-8 kez falan Yunanistan'a gittim. Yunanistan insanı inanılmaz derecede Türk insanına benziyor. Yapı olarak, davranış biçimi olarak, hayata bakış olarak falan. Müthiş aynı özel genetik özelliklere sahip bir ulus. Bu nedenle aslında ben hep Yunanlı arkadaşlarıma da onu derdim. Yani sorun galiba biraz politikacıların sorunu. Sorun Yorgo ile Ahmet Efendi'nin sorunu değil. Çünkü Ahmet Efendi ile Yorgo'nun sorunu olabilecek ortada görünürde bir şey yok. Geçmişte bir takım hesaplaşmalar var. Onların da nedeni, yani Kurtuluş Savaşı sırasında işte Ege bölgesinin işgali, onların Kurtuluş Savaşı'nın Atatürk önderliğindeki ordu tarafından geri püskürtülmesi vesaire, ama bunlar da politikacıların aldığı kararların devamı olan ya da sebebi olan olaylar. Dolayısıyla insan olarak ben bir Yunanlı ile bir Türk'ün hiçbir sorunu olabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Kitsu'yla da Ankara Gücü'nün uyumu bu bakımdan iyi oldu. Bir, ikincisi Ankara Gücü seyircisi zaten, Ankara Gücü taraftarı zaten iyi futbolcuyu, kendini sahaya veren, formasına veren taraf oyuncuyu zaten çok sever. Bu oyuncu da, bu futbolcu da gerçekten bizimkilerin sevebileceği türden bir oyuncu. Dolayısıyla yani o herhangi bir sorun olmayı bir kenara bırak, tam tersine olumlu bir yansımayla sahaya yansıdı. Yani bugün tabii maça dönecek olursak, yani Ankara Gücü son 7 haftada Mustafa Kaplan döneminde öncesinde Galatasaray ve Galatasaray maçından kötü bir skorla ayrılıp oldukça demoralize olan bir takım. Alanya maçında da kötü oynadı ve mağlup oldu. O günden sonra Mustafa Kaplan hani o iki maçta antrenör olarak çalışmıştı. Evet. Yani resmen Ankara teknik direktörü değildi. Trabzon maçıyla itibaren Mustafa Kaplan Süper Lig'de çalıştığı ilk takım Ankara Gücü, çünkü Proli lisans kurusuna yeni gitmişti. Hı-hı. Teknik direktör diplomasını yeni almıştı. Hı-hı. Ve Süper Lig'de çalıştığı ilk takım da Ankara Gücü oldu. O günden sonra ise Ankara Gücü farklı bir grafik çizdi olumlu anlamda. Evet. Trabzon maçının son 30 dakikasında grafiği yükseldi.
geldi ve daha sonra gelen 7 haftada 12 puan. 20 puandaydı, şimdi 32 puanda. 20 puandayken Ankara Gücü, herkesin ortak fikri maalesef küme düşer gözüyle bakılıyordu. Evet, çok öyle bir fikir birliği vardı kamuoyunda. Maalesef de, çünkü o dönemki durum bu yorumu doğrular nitelikteydi ama şimdi geldiğimiz noktada tam tersine farkı alttan aşmış. Bugün de yenerse tamamen 8 puan farkla alttan artık ligi bitirmiş olacak. Burada Mustafa Kaptan'ın bir başarısı olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Yani doğrudan başarısı futbolcuların alın teri, taraftarların inanılmaz desteği. Yani onu da belirtmekte yarar var. Hani ben Bursa maçının ilk yarısını oynanmamış yok sayıyorum. Taraftar açısından da takım açısından tabii da. Tabii nedenleri vardı. Evet, yani tamam, yasa saygımız var. İki tane evladımız gitti. Onlara verilen sözü de belki ileride konuşacağız programımızın ilerisinde ama sonuç itibariyle o yastan dolayı bir sessizlik vardı. Ama ben hala inat ve ısrarla o sessizliğin takımın alkışla desteklenmesi, rakip takımın hücumunda ıslıklanması şeklinde bir eğlence değil ama futbolun gereği bir tepki şeklinde olması gerektiğini savunuyorum. Hala savunuyorum. Onu bir kenara at. Ben her yerde söylüyorum. Eryaman Stadyumunda Ankara Gücü forması ile futbolcu olarak oynamak isterim. İnanılmaz büyük keyif alırım. Ama istemediğim tek şey o statta Ankara Gücü karşısındaki takımda, hangi takım olursa olsun, herhangi bir takımda forma giymek. Çünkü müthiş bir baskı var, inanılmaz bir zorlama var. Dolayısıyla bu baskı altında rakiplerin rahat etmesi, futbol oynayabilmesi, istediğini yapabilmesi, sonuç alabilmesi gerçekten çok zor. Zaten o statta Ankara Gücü'nü yenebilen sadece hatırladığım kadarıyla Alanya değil mi? Yanlış tabii evet doğru. Alanya dışında. Ama Alanya maçında tabii yeni transferleri olmadığını göz ardı etmiyor. Yani bir de Mustafa Hoca dediğin gibi antrenördü. Yani evet. Bence dikkat etmemiz gereken, kaçırılmaması gereken nokta Ankara Gücü yönetiminin Mustafa Kaplan'ı teknik direktör ilan ettikten sonra gelişen olaylar. Yani futbolcu artık Mustafa Kaplan'ın herhangi bir emanetçi olmadığını, bu takımın teknik direktörü olduğunu, kendilerinin patronu olduğunu, ne dedilerse yapması gerektiğini, yapmadıkları takdirde bir kenarda oturarak maçı kenardan izlemeleri gibi bir durumun söz konusu olacağını, kısacası Mustafa Kaplan'ın Ankara Gücü'nün teknik patronu olduğunu herkesin kabul etmesi gerektiği gerçeğinin ortaya çıkması. O çıktıktan sonra işler değişti. Diyebilirsiniz ki İşte Mustafa Kaplan yeterlidir, değildir. Teknik direktör olarak tecrübelidir, değildir. Takımı daha mı iyi idare edebilir? Bu ekonomik şartlarda bence çok iyi idare ediyor. O da bir başarı çünkü Allah var yani İsmail Kartal da sıkıntılı dönemde Ankara Gücü'nü ekonomik girdilerin olmadığı, baskıların olduğu dönemde iyi yönetti, iyi yönlendirdi, oyuncularını iyi motive etti. Onun ötesinde iş yönetim bazında hafif bir savaşa gelince İsmail Hoca kaybetti. Ama işe takımın zor şartlar altında yönetilmesi gerçeğini göz önüne aldığınızda Mustafa Kaplan'ın da az bir şey becermediği ortada. Üstelik de dediğin gibi pro lisansı alanı daha birkaç ay olmuşken böylesine bir işi halledebiliyor olması çok daha evet bunun üstesinden geliyor olabilmesi çok daha önemli. Yani acemiyken bu işleri yapabiliyorsanız tecrübeli olduktan sonra şimdi diyebilirsiniz ki işte Mustafa Kaptan Gençlerbirliği Hacettepe'de Ankara Gücü'nün altyapısında tarama grubunda bir sürü tecrübesi var çalıştı. Ankara Gücü daha iki ayrı dönemde çalıştı. Evet. Yani hani o alt ligdeydi. Evet. Alt ligdeydi. Dolayısıyla Süper Lig'de teknik direktörlük yapabilmek gerçekten farklı, gerçekten çok zor bir iş. İşe bu açıdan baktığınızda da Mustafa Kaplan'ın az emeği olmadığını, bu puanlarda oynanan bu oyunda az emeği olmadığını söylemek mümkün. Tabii abi, hep söylüyoruz ya, biraz da Ankara Gücü'nün sıkıntılarında bir de altyapı. Hani şimdiki konu bu değil belki en ama. En büyük sıkıntısı. Evet, şimdiki konu, şu anki maç öncesi konu bu değil ama her daima konusu yani. Yani Ankara Gücü maalesef altyapısı bitti. En son ürün Altay.
Yani Altay'dan var mı Altay'dan başka gelebilecek? Yok. 5 senesi de yok. Yani maalesef herkesin söylediği o. Altay'dan sonra bir oyuncunun gelme ihtimali yok. 5 sene içerisinde de yok gibi. Çünkü Tan Doğan testleri bitti. Tan Doğan testlerinin artık ömrü tükendi. Nedenini çok konuşmamız gerekiyor. Yönetimin bu konuda neler yaptığını ben bilmiyorum. Hani neler yapacağını da bilmiyorum. Çünkü uzun süredir Tan Doğan testlerine çivi çakılmıyor. O yüzden de altyapı U19 kötü durumda. U17 kötü durumda. U21 geçen hafta Fenerbahçe'den 5-7. Yani demek ki yeterince yani, kötü durumda. Çok kötü durumda yani. Yeterince de değil abi. Bu konuda ilgili nereye yapılmalı? Çünkü Trabzon örneğini görüyoruz. Trabzon altyapıyla çıkardığı oyuncularla neredeyse ilk 3'e oynayacak duruma geldi. Ankaragücü bunu daha rahat başarabilir bu kulüpte daha evvelde. Bunu neden böyle oldu abi? Şimdi bir kere ekonomik krizlerin en çok vurduğu, en çok yansıdığı diyeyim, vurduğu demeyeyim de en çok yansıdığı bölge altyapı. Üst yapı da bir şekilde işte maaşlar değilse bile primlerle, mirimlerle falan iş geçiştiriliyor, hallediliyor falan ama altyapılarda böyle bir şey söz konusu değil. Zaten altyapılarda çalışan hocalara ekonomik olarak çok büyük bir şey sağlamıyorsunuz ki o insanın belli bir takım şeyleri vermesi, belli bir takım şeyleri geliştirmesi, oyuncu yetiştirmesi, sistem kurması gibi şeyler mümkün olsun. Bu mümkün olmadığı için şansa kalıyorsunuz. Yani Ankaragücü son 10 yılında tahmin ediyorum şimdi Süper Lig'de oynayan, sen geçen gün haberini yapmıştın, kalecileri evet. Tahmin ediyorum. Rize'nin kalecisi Ankaragücü'nden evet, yetişme bir. Konya'nın kalecisi Serkan Ankaragücü'nden yetişip gitme. Şu anda Altay var bizde. Ondan sonra kim var başka yakınlarda yetişen? Adnanları saymıyorum. Zafer Özgültekin'i saymıyorum. Onlar daha 10-15 yıllık yani, süreci. Yani Süper Lig olmasa da, yani Süper Lig'e zaten yeteri kadar saydık. Alt Lig'e de birçok kaleci gönderiyoruz. Bu dönem kaleci konusunda bizim hiç sıkıntımız yok. Evet. Allah'a şükür. Yani her sene böyle bir önemli bir kaleci çıkarıyoruz. Daha önce de Turgut vardı hatırlarsın. Evet. Gökhan vardı. Gökhan. Bayram vardı. Bunlar hep altyapı ürünleriydi. Hepsi de iyi bir kaleci çıktı. Kaleci departmanımız çok iyi. Ama şimdi bugün iyi. Ama yarın bu kalecilerin alternatifi var mı? Şu an yok. Yani maalesef yani A takımlar ise Altay'ın yedeği kimler? Korcan. Korcan da tabii Korcan artık abi boyutuna geldi. Ve onun yedekleri Furkan ve Yiğit. Onlar da tabii şu an hiç hazırlık maçında bile oynamadı. Yani şu an Süper Lig statüsünde mi, standartında mı tartışılır. Evet. O yüzden Altay şu an kendisini katlayarak devam ediyor. Ankaragücü gelir olarak bir şey kazandırabilir mi satılarak? Evet ama bu sonra kazanılanla kaybedilen arasındaki işte, fark ne olacak? Ya büyük olacak. Yani bir şey kazanayım derken birçok şeyde kaybedebilirsin. Çünkü bazı mevkilerde parayla o kalitede oyuncu alamayabilirsin. Evet. Yani Altay'ı sattı diyelim sezon sonunda. O parayla ne yapacak? Yani yine madde sonuna devam edecekse bir anlamı yok bunun. Tabii. Yani Ankaragücü'nün bu sezon sonunda bir ciddi bir transfer yasağı bekliyor. Bunu hani maç öncesinde konuşulması doğru değil ama konuşmasak da olmuyor. Çünkü geçen sene PTT 1. Lig'de şampiyon olan kadronun neredeyse hiçbirine para verilmedi. Zaten devre arasında Erdem'in isyanını biliyoruz. Sezonun ilk yarısındaki o maalesef kötü menajerlere çalışılmasından dolayı ortaya çıkan kötü tablodan kaynaklı olarak ciddi bir Euro'larla çarpıldığında ciddi bir Türk lirası olacak. Yaklaşık 30 milyon olabilir. Peki şimdi sezon başında yapılan transferle devre arasında yapılan transferlerin ekonomik farkı ne? Şimdi sezon başında yapılan transferlerin 30 milyon euro mu diyorsun? Evet bayağı. 30 milyon euro dediğin zaman yaklaşık 6,5 desen. 6,30 mu ne galiba euro? 30, 180 milyon TL. Oradan da gelecek. Yaklaşık 200 milyon TL'ye yakın bir zararda. Devre arasında yapılanların devre toplam arasında bedeline. Ben başkanla konuştuğumuzda son konuştu 2,7 milyon demişti. Yani toplam. 3 milyon diyelim. 3 milyon euro. Çoğu kiralık ama. Ya işte kiralık bonservisi alınabilir. Ya işte sezon devresinde yaptığımız başarıyı sezon başında neden göstermedik diye insan sorgulayısı geliyor. Evet. Yani mükemmel bir takım oluşturdu. Hani mükemmel de dediysek yani belli bir kalite çerçevesinde. İlk yarıdaki takımdan çok daha verimli, çok daha iyi işler yapan bir takım oldu. Çünkü artık 11'ini sayabiliyoruz. İkinci yarıdan bahsediyorum ben. Sezonun ilk yarısında 11'i sayamıyorduk. Neden evet. diyeceksin abi? Çünkü her hafta farklı oyuncular oynuyor. Çünkü her oyuncu sakat geldi. Evet. İki maç oynuyor sakatlanıyor. Üç maç oynuyor. 10 maç yok.
İlk yarıda 11'i saymak olsa ciddi sıkıntı çekiyorduk ilk yarıda. Evet. Ama sezonun ikinci yarısında artık belli bir oluşan bir kadro. Çünkü Kisuyu, Pazdan, Kulisic, Pinto. Bitti. Evet, savunma belli. Kale'de Altay. Altay. Sayıyoruz. Dakika başı sayıyoruz. Evet. Ezberledik. Savunması ezberlenen bir takım başarılı bir takımdır bence. Evet. Çünkü savunma bloğu bozulursa takım da bozulur. Atanıyla tutanı iyi olacak bir kere takım. Atanı, en birinci o. Atanı Orgil. Atanı Orgil, Altay. Tutanı Altay. İkisi yani, iyi mi? İyi. Diğer oyuncuların birbirini tamamlama, destekleme, sahiçi yardımlaşması, direnci iyi mi? Hep baktığın zaman iyi. Yani dolayısıyla bu ikinci yarı başında yapılan iş Sayın Mehmet Yiğner'in midir, Mustafa Kaplan'ın mıdır, yoksa bir başka menajerin ya da yani bu transfer yarısını Mustafa Kaplan'ın olduğunu, Mustafa Kaplan'ın payı olduğunu. Yarısını Mustafa Kaplan, yarısını Mehmet Yiğner de evet. Sonuçta iki kişinin baştan yapması gereken, o dönemdeki hocayla Mehmet Yiğner'in yapması gereken iş baştan bir hatalı yapılmış ve sonuç itibariyle ağır bedeller getirmiş. Ha, diyeceksiniz ki ilk yarıda da 20 puanı alan bu takımdı, doğru. Ama oralarda bir arıza olduğu, bir şeylerin yanlış gittiği ve belli bir noktadan sonra çakılma denilen olayın yaşandığı gerçeği var. Bu gerçekten yola çıktığın zaman, da istifa eden hocanın söylediğine göre ekonomik olarak sözlerin yerine getirilmemesi, ödemelerin yapılmaması. Ama onun sonrasında işin yönetim boyutunda bir iç kargaşa ve savaşa dönüşmesi, bir yeni yönetim adayının çıkması, evet, ve bu yeni yönetim adayıyla kulübün içindeki bir takım dengelerin zorlanması diye bir olay da söz konusu. Yani bu tür iç karışıklıklar genelde son derece olumsuz sonuçlar verir ama Ankara Gücü açısından baktığınızda bu şey kolay atlatılmış gibi geliyor. Tabii şimdi Kayserispor özeline girecek olursa Kayserispor geçen hafta Sivasspor 3-1 yendi. Evet. Yani Kayserispor gerçekten formda bir takım Hikmet Karaman eşliğinde. Ankara Gücü son 7 haftada sadece Malatya deplasmanından kaybedilen bir maç. Orada hakem hatalarının ciddi katkısı oldu skora. Ankara Gücü artık yenilmeyi yani kolay yenilmeyen bir takım. Mustafa Kaplan son konuşmamızda, yani belki özel konuşmaydı ama bunu söylememde bir sakınca bulmuyorum. Sır değilse söyle. Ya sır değil. Biz Kayserispor'dan gol yemeyeceğiz dedi. Yani amacı ilk iyi bir savunma yapıp, çünkü Kayserispor'un işin %50'sini çözmüşün yani, demektir. Gol yemezsen, atabilirsen kazanırsın. Yani atacağını da düşünüyor. Çünkü öncelikle gol yemezsek biz kalan sürede gol atarız diyor. Çünkü tabii direnci artacak takımın. Moral gelecek, motivasyonu artacak. Mantıklı. Tekrar beraberiz. Sorular var abi. YouTube'dan izleniyoruz tabii. Aydın Karabulut konusunda bir soru var. Aydın Karabulut neden oynamıyor? Valla ben Aydın Karabulut'un niye bu ülkede yıldız bir oyuncu haline gelmediğini bir türlü anlamış değilim. Yani adamın Beşiktaş'a geldiği çocuk halinden bu yana neredeyse takip ediyorum. Ankara Spor'da oynadı, Ankara Gücü'nde oynadı. Gerçekten iki ayrı dönem oynadı. İki ayrı dönem oynadı. Hakikaten çok yetenekli. Yani hani yürüyerek adam geçen falan türünde bir adam. Top tekniği olağanüstü. Fakat bu çocuk neden çok iyi bir noktaya gelemedi, çözebilmiş de değilim. Yani ya belki benim o konuya ilişkin Aydın'ı çok iyi izleme şansım olmadı, ya da işte duyumlarımdan yola çıkarak kendine dikkat etmiyor. İşte bu yeteneğine rağmen futbolu çok ciddiye almıyor falan gibi bir takım iddialar var ki ben biraz kilo sorunum da var. İşte o futbolcuların bir çoğunda var. Onlar aslında bir takım şeyleri futbolu bıraktıktan sonra daha iyi anlayacaklar da. Yani şimdi antrenman yaparak yediklerinin ciddi bir bölümünü harcıyorlar ama futbolu bıraktıktan sonra her biri bu mantıkta, bu bakış açısıyla yemeye devam ettikleri takdirde hafif gürbüz, hatta normal bedenlerinin iki katı genişliğinde bedenlere sahip olacaklar. Tabii bunu yaşayarak öğrenecekler ama Aydın'ın birazcık daha kendine dikkat etmesi, birazcık daha işine sahip çıkması gerekiyor. Çünkü o yetenekte bir adamın gerçekten çok iyi para kazanması, çok iyi yerlere gelmesi gerekiyor. Yani çok da iyi iş yapar. O türde bir kanat oyuncusu, topu istediği yere atma yeteneği olan bir oyuncu. Yani soldan bindirirken her an sağ açığın ayağının içine topu atabilecek yetenekte bir oyuncu. Ya da santrforun
yaptığı bir ön direk koşusunda kafasına topu nişanlayıp golü attırabilecek bir oyuncu. Ayağına topu bırakıp ayak içiyle gol yapmasını sağlayabilecek yetenekte bir oyuncu ama Aydın yok. Aydın nerede? Aydın kenarda, Yedekler Kulübesi'nde. Yani işte tabii Aydın'dan ziyade bir de yani Aydın bugün oynamayacak. Yani ama kadroda bulunuyor. Önemli bir hamle. Belki de atarlar yani sahaya. Hamle oyuncusu olacak. Olabilir yani, olacak demeyeyim. Çünkü Orgel'in ve Kantoros'un yokluğunda orta sahayı düzenleyecek, bu oyuncuya ilerleyen dakikalar ihtiyaç olacaktır mutlaka. Burada tabii bir de Hadi Sako var sağ tarafta. Evet. Malili bu oyuncu. Ankara Gücü'ndeki gösterdiği performansla milli takıma seçildi. Evet. Mali milli takımına çağrıldı. Mali de tabii önemli bir ülke, önemli bir oyuncu yetiştiriyor. Milli takıma çağrılması ona bir moral olarak üst seviye çıkarmış olabilir. Bu maçta daha farklı bir performans sergileyebilir. Bir de bugün Sako'yu ilerleyen dakikalarda forvet bölgesinde görürsek şaşırmayalım diyorum abi. Evet, o da ilginç olur. Çünkü onun öyle bir hevesi de var. Yani gözü biraz ileride bir oyuncu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Halil İbrahim'in Hasan Ali Kaldırım'ın Ankara Gücü maçında attığı golde hoca Sako'ya da kızmıştı. Onu tabii, izlemesi tabii gerektiği, rahatsız etmesi gerektiği. Kisu ile Sako'nun ortak bir hatası var. Evet, evet. Yani hani Kulusiç yama olamadığı için sorumlu oldu ama Sako'nun ve şeyin Kisu'nun o golde ortak bir hataları vardı. Ancak gerçekten yetenekli, iyi bir oyuncu. O da değişik bir oyuncu. O da sürpriz çıkışlarla gol arıyor. Kaleyi bulan nitelikli şutları var. Yani aslında Ankara Gücü kadrosunu birazcık daha geliştirmek, daha iyi sonuç alabilecek bir noktaya getirmek mümkün. Ama bunların hepsi hem hocanın hem de yönetimin görevlerinin tam anlamıyla yapmasıyla doğrudan orantılı. Ya tabii burada bir benim biliyorsun abi, benim bazı oyuncular bir yakıştırmam olur, benzetmem olur. Virtüöz. Futbol virtüözü. Sedat. Futbol yani, emekçisi. Bana göre emekçi, sana göre virtüöz. Yani çünkü virtüöz dememin sebebi 38 yaşında bu standart oynamak kolay değil. Tabii. Bir Emre örneğini gösteriyorlar ama Emre gibi oyuncu her zaman yetişmiyor. Emre farklı bir statüde bir oyuncu. Emre yani, Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli, en iyi oyunculardan biri. Saha içindeki huysuzluğunu beğenmeyebilirsiniz. Rakiple didişmesini, hakemlerle didişmesini beğenmeyebilirsiniz. Ama ben mesela bir takımın yöneticisi ya da teknik direktörü olsam mutlaka Emre gibi bir oyuncum olsun isterim. Yani hangi takımda olursa olsun bir kere kaptan olarak takımı sahiplenmesi, bir takım şeyler üretmesi açısından. Sahaya bakınca yaşını düşünmüyorsun değil mi abi? Tabii düşünmüyorsun çünkü adam her şeyini veriyor sonuna kadar. Ben Sedat'a bakınca, Sedat da aynı, ben Sedat'a bakınca düşünmüyorum. Çünkü aynen. Sedat'ın eleştiri, ya şimdi çok zaten koşan bir oyuncu değil. Yani çünkü 38 yaşında oyuncudan olağanüstü bir efor beklemek de doğru değil ama maç sonunda bakıldığında 12 kilometre koşmuşlar. Evet. Yani bu da ne olacak ki? Hani Fenerbahçe maçından dikkatini çek, kimsenin dikkatini çekmiyor galiba. Önde baskı yapan Sedat'tı. Evet. Kime baskı yaptı? Tolga'ya. Tolga topu kaybetti. Kantoros aldı. Kantoros arkaya attı, boyut attı böyle. Evet. Bu detayları iyi yakalanınca hani bazen haksız eleştiri olduğunu düşünüyorum Sedat özelinde. Hani şimdi ben İlhan'a da aynı şekilde haksız eleştiri yapıldığını düşünüyorum. Çünkü İlhan Parlak da mesela Sedat gibi bu takımın değerli halkalarından biri, değerli oyuncularından biri. Yani şimdi tabii işin enteresan taraf, futbol öyle bir gösteri oyunu ki orada sihirbazlar öne çıkıyor. Orada diğer unsurlar çok öne çıkmıyor. İşte orada Orgil öne çıkıyor. Orada Boyd öne çıkıyor. İşte ne bileyim Altay'ın çok iyi bir performansı atan ve tutan akılda kalıyor. Atan tutan. Ama diğer tarafta işin gerçek emekçileri işte İlhan Parlak'tı, Sedat. Sako'ydu, Sedat'tı, sol kanattaki 93. Moke. Yani bu tür oyuncular aslında oyunun dengesini tutan, takımın dengesini tutan oyuncular. İşte Kulusiç'le Pazdan mesela. Çok akıllı savunmacılar. Hata yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama tabii sonuçta, yeni takım olmanın da biraz şeyleri tabii, de var. Tabii yani birbirine alışma, takıma alışma diye bir şey var. Adamlar buraya geleli olmuş 2 ay, 3. ayları diyelim. Daha Türkiye'nin hani Pulisic alıştı çok uzun süredir burada ama diğer oyuncuların çoğunu düşündüğün zaman bu ülkenin havasına, suyuna, yemeğine, insanına alışmaya çalışıyor daha. Çok kolay bir şey değil. Şimdi Kulusiç konusuna gelmişken, şimdi Kulusiç transfer edilirken eleştirildi. Neden? Moldova'dan tak oyuncu mu alınır?
Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Kimse bakmıyor. Geldiği takım Şerif. Avrupa Ligi'nde oynuyordu takım. Evet. Yani sezon başında Avrupa Ligi'nde oynuyordu. Hepsinde de oynadı yani Kulusiç. Evet. Hazır geldi. Hazır geldi de o kadar anlaşılır ki zaten. Hiç maç temposu düşük değil yani. Evet. Hepsi rahatlıkla oynayabiliyor. Bir de Türkiye Ligi'ni iyi tanıyor. Türkiye Ligi'ni iyi biliyor. Mustafa Kaplan'ı çok iyi tanıyor. Mustafa Kaplan onu çok iyi tanıyor. Türkçesi de var. Evet. Yani Altay ben kaptan gibi görünse de yani Sedat ikisi kaptanlık alsa da yabancı oyuncuların kaptanı özelinde Kulusiç. Evet. Çünkü Kulusiç sahada bakıldığında hemen oyunculara yabancı dili de olduğu için, Türkçe'yi de bildiği için doğru direktifler vererek oyuncuları yönetebiliyor. Bu önemli bir artıydı. Kulusiç transferi çok olumlu transferdi. Evet. Verdiği katkı da tartışılmaz. Mustafa Kaplan bu konuda da başarılı bir hamlesine dolayı tebrik etmek gerekiyor. Yanında Pazdan. Pazdan evet. Ankara'da oynadığı oyunla milli takıma geri seçildi. Aynen öyle. Yani aynen. Polonya milli takımı da küçülecek bir milli takım değil. Tabii canım. Yani forvetinde kim var? Lewandowski olan bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Yani Pazdan milli takıma gitti, oynadı. Zaten Pazdan oynadı. Altay U21'e seçildi. Şenol Güneş'in Mustafa Kaplan arayıp gelecek aylarda milli takım alacağını söylediğini biliyorum. Şenol Güneş'le Mustafa Kaplan'ın görüşmesini biliyorum. Tabii Sakalan'ın söylediği ki Boyd her an milli takım alınabilir. Yeni Zelanda milli takım alınabilir. Orgül yeniden çağrıldı. 3 sene sonra Jamaika milli takımına çağrıldı. Bunlar Ankara'nın geliştiğini, oyuncuların da kendisini geliştirdiğini kanıtlar. Aynen öyle. Çünkü iyi olursan, iyi bir sistem takımı olursan sistemin bütün unsurlarını da iyi noktalara taşırsın. Yani oyuncuların iyi olması takımı iyi noktaya taşır. Takımın iyi noktaya taşınması, dikkat edilmesini ve o takımın unsurlarının kendi ulusal milli takımlarında rağbet görmesini gündeme getirir. O açıdan baktığın zaman bu kazan kazan denilen yöntemin futboldaki karşılığı. Ankara Gücü'nde de iyi oyuncular bir araya geldi, iyi bir takım olma yolunda çok önemli adımlar attılar. Sonuçta dikkat çektiler. Bu dikkat çeken oyuncuların birçoğu da kendi ülkelerindeki milli takıma gittiler. Dolayısıyla bu pencereden baktığın zaman Ankara Gücü takımının iyi olması oyuncuların da ulusal anlamda iyi noktalara gelmesine katkı sağlar. Ya şimdi elimizde Molin var. Bugün Molin ilk 11'de başlayacak. Molin ve Pazdan daha önce Legia Varşova'da beraber oynadı. Şampiyonlar Ligi statüsünde bu oyuncuydu bunlar. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Bir Real Madrid maçı var. Molin gol atıyor Real Madrid. 3-3 bitti 2 sene önce. Ankara'dan gelmeden önceki sezon değil, ondan önceki sezon. Yani bu standartta bir oyuncu aslında Molin. Evet. Nedense Ankara'dan da o formunu göremedik. İnşallah bugün göreceğiz. Forvet arkası oynayacak Kantoros'un yerine. Güzel. Sadiyev'le nasıl bir anlaşma içerisinde olacak göreceğiz. Ön libero de oynayabilirdi. Forvet arkası da oynayabilirdi. Bugün forvet arkasında göreceğiz Molin'i. Neler yapacağını göreceğiz. Umarım o Legia Varşova'daki günlerini hatırlar. Bugün oynarsa fark yaratır. İyi oynarsa. Aklı futboldaysa fark yaratır ama aklı futbolda değilse sıkıntı çıkarır. Bu arasındaki farkı orta sahaya yansıtırsa Ankara Gücü'nün lehine olur. Şimdi tabii futbol nitelikli kaliteli oyuncularla güzel bir oyun haline geliyor. Diğer oyuncularla bir mücadele ve savaş haline geliyor. Ankara Gücü takımında mevcut kadrosuna baktığın zaman gerçekten keyif veren, iyi oyunculardan kurulu bir takım haline geldi. Dediğim gibi seneye bu takım tutulur, ödemeler yapılır. Bu takıma 3-4 de transfer yasağı gelmez de, 3-4 de iyi transfer yapılabilirse gerçekten gelecek sezon açısından hiç böyle sıkıntıların yaşanmayacağı, takımın işte 5.likle 10.luk, 11.lik arasında ligin orta noktalarında ama Ankara'ya gelenlere güzel mücadelelerin, futbol keyfinin yaşatıldığı bir takım haline gelebilir. Dolayısıyla bence bu takımın işleyen bütün çarkları sağlıklı biçimde tutulup geliştirilmeli. Yeni çarklar ilavesiyle de takım çok iyi işleyen bir makine haline geliyor. Şu yorum yapabiliriz değil mi abi? Artık ortada bir takım var. Evet, iyi bir takım var. Var. Yeni 20 tane transfere gerek yok. 1-2 tane. Hayır. Yani şu takım hadi bak ben sana söyleyeyim mi? Sadiyev'in de ben takımda kalması gerektiğini takımda kalıp gelişebileceğini Orgil'le beraber düşünüyorum. Orgil'le beraber. Yine bir üçüncü forvet gerekebilir. Yani çünkü ben İlhan'ı joker olarak görüyorum ve bu takımda mutlaka kalması gerektiğini düşünüyorum. Yani haksız yere altını çiziyoruz. Ya o çocuk
hakikaten çok haksızlık yapıyor ve resmen benim içim acıyor o çocuğa yönelik bu şeylerden. Sahaya girdiği zaman elinden gelen tüm çabayı gösteren. Bak ben mesela Alihan'ı çok severim. Neden severim? Hata mı yapıyor? Yapıyor tabii, futbol hata oyunu. Yani. Ama yüreğiyle oynuyor. Yani bizim İhsan Kavak'a benzetirim. Alihan Kubalası. Tabii İhsan Kavak demişken 1980 yılında kaburgası kırık olduğu halde çatır çatır oynayan kaç tane oyuncu var? Hiç. Yani o dönemde yatar kalırlardı. Bir ay oynamazlardı. Dolayısıyla yani İhsan'a çok benzetirim onu. O nedenle daha çok severim Alihan'ı. Bu arada Sadık İhsan olduğunu da biliyoruz. Evet. Bu Ankara Gücü'nün altyapı koordinatörü olduğunu da belirtmek isterim. Yani Ankara Gücü takımı belli bir takım şeyleri aşmak zorunda. Bunları aşarken böyle 20 milyon eurolar, 30 milyon eurolar, 50 milyon eurolar gibi saçma sapan rakamlara girip kendini boğmamak zorunda. Mantıklı. Bu sezon ikinci yarı yapılan 2,5 milyon euro mu, 3 milyon euro mu, 5 milyon euro mu? Tamam. Bir takım oyuncuların bonservisinin alınmasına bir 3-5-7 milyon daha mı ödenecek? Opsiyonu, boyutun opsiyonu 1 milyon abi, sana söyleyeyim. Yani bunları halledeceksin, oyuncuların parasını ödeyeceksin. Seneye bu takım Eryaman Stadı'na giden herkesin ayaklarını uzatıp keyifle seyredeceği bir takım olur. Biz Ersun Hoca zamanında daha standart bir takımın çok daha büyük işler yapabileceğini gördük. 2000, orada da Atan da tutan iyiydi. Evet. Agustin Zafer. Evet. Burada da Aurgil Altay. Yani Atan tutan dışındaki organizasyonu da Ersun Hoca çok iyi yapmıştı. Ersun Hoca çok iyi bir teknik direktördür. Çok iyi bir antrenördür. Oyuncu gelişimini çok iyi gerçekleştiren bir hocadır. Dolayısıyla o dönemde mesela acayip keyif alıyor. 19 Mayıs'ta ayağını uzat. Ankara 3 takımı 3 gol yiyorsa nasıl olsa en az 3 atar, belki de 4 atar 5, diyorduk. 5, 6. Yani Allah ne verdiyse gidiyordu. Şimdi yani aynı şansı şu dönemde yakaladı. 8-6 maç var o sezon. Evet. Yani 8-1. Evet. Antalya deplasmanı. Evet. Aklımıza yani geliyor. Unutmayan sezon. Hiç kimse ummuyordu bir Antalya'ya gidip 8 tane atılacağını. Dolayısıyla işe bu pencereden baktığımızda bence Ankara 3 takımının umut veren bir kadrosu var. Ben şunu da her zaman söylerim abi. 2000'li yıllarda Süper Lig daha kaliteliydi. Ben bunu her zaman söylüyorum. Daha iyi kaliteliydi ve Ankara Gücü'nün yaptığı başarı daha değerliydi. Çünkü evet, o sezon her takım Avrupa'da başarılı oluyordu. Denizlispor Avrupa'da başarılı. Olimpik Dönü'ne eleyen kaç tane takım evet var? Gençler Birliği. Valencia elendi. Valencia kupayı aldı. Yarı finaldi yanlış hatırlamıyorsam. Çeyrek final. Çeyrek final. Arada bir önemli. Ankara'da Valencia'ya doğru Valencia yendi, kupayı aldı. Gaziantep Spor Roma'ya elendi. Yanlış evet anlaşılmasın. Evet. Yani Türkiye Hakiki Roma'yı. Yani şimdi şeyin oynadı. O Roma'da kimler oynadı? Cengiz oynadı. Roma'da inanılmaz. Kafa oynuyordu. Ben hiç unutmuyorum. Yani o şimdi gerçekten ligimiz kalitesiz. Ben söyle 2000'li yıllara göre kalitesiz diyorum. 2000'li yıllarda Türk takımları da yani Anadolu takımları olarak adlandırılan takımlar da çok başarılıydı. Yani Gençlerbirliği, Gaziantep, Ankara Gücü, Denizlispor örneğini verdik. Şimdiki yani aynı kaliteyi gösterseydiniz Ankara Gücü bu sezon zaten daha başarılı olacaktı ama hiç farklı bir boyuta geldik. Hani 2000'li yıllarla bunu kıyaslamak istemiyorum. 2000'li yıllarda yapılan başarı daha önemsiyorum. Ama işte senin dediğin takımlar işte Denizlispor, Gaziantep, Ankara Gücü. Bu takımların tamamı bak bugün itibariyle Gaziantep Spor ligde yok. Liglerde yok, amatör kümeye düştü. Denizlispor yeniden Süper Lig'e çıkmak için Kanter içinde mücadele ediyor Gençler Birliği ile. Ankara 3 takımı yaşamak için, Süper Lig'de kalabilmek için ki 6 sezon ne yaşadığımızı sen de biliyorsun, işte, ben de biliyorum. Ben o dönem şu örneği de veriyorum abi. Şimdi vereceğim örnek yanlış anlaşılacak ama yine de vereceğim. Ya o dönem futbolu bilen yöneticiler de vardı. Yani Gençler Birliği deyince akla kim geliyor? Belli. Denizlispor belli. Gaziantep belli. Ankara Gücü belli. Başkanları da kulübü futbolu biliyordu. Uzun süre başkanlık yapan isimlerdi. Şimdi yönetim olarak da istikrar yok kulüplerde. Başkan olarak da yok. Maalesef futbolu bilen yönetici kıtlığı da var. Yani tabii ne kadar biliyor, ne kadar doğru yönetiliyordu o tartışılır. Ben seninle %100 aynı fikirde evet değilim. Olmadığımda geçmişten bu yana herkes tarafından bilinen bir realite. Ama en azından belli bir takım sistemlere, belli bir takım gelişimlere yardımcı olunup destek olunuyordu. O önemliydi. Şimdi öyle değil. Şimdi tamamen iş bence Türkiye'de kişilerin şovuna dönmüş durumda. Yani bence Türkiye'deki en büyük sıkıntı da o. Yani Ankara Gücü takımının gelişmesi beraberindeki herkesi geliştirir.
Ankara, bunu, her zaman şöyle, bunu Ankara kazanırsa lazım. Ankara kazanır. Aynen öyle. Ankara şehrine faydası var mı? Var. %100 var. Ankara şu taraftarına faydası var mı? Namı yürüyor. Var. Ankara iç yönetimine faydası var mı? Var. Kulüpler Birliği'ne gittiğinde etrafta işinde gücünde daha dik oturuyorsun, daha gururla oturuyorsun. Ankara gücü takım teknik adamına faydası var mı? Tabii ki var. Takımla beraber sen de büyüyorsun. Ankara gücü oyuncusuna faydası var mı? Tabii ki sen ama gelişiyorsun. Ankara öyle bir şey var ki şimdi Ankara gücü oyuncusu görsen, başkanını görsen, teknik direktörünü görsen, mekana girsen para almazlar. Evet. Yani ya, o derece ya, bu önemli Ankara gücü, Ankara futbolu için. İşte ama maalesef inşallah yeni sezonda daha farklı bir şey başarılı olacak ve Ankara gücü yani bu sezon işe düşmeyecek. Yani ben tabii ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Ben senin kadar artık içinde değilim yani emekli olduğumdan bu yana sadece sizlerden ya da işte sağdan soldan dostlardan takip ediyorum. Ankara gücü yönetiminin bir kongre olasılığı herhangi bir